İş yerlerinde kullanılan iş ekipmanları, iş kazaları, işçi sağlığı ve güvenliği açısından önemli ekipmanlardır. Bu cihazların çalışanların sağlık ve güvenliği açısından ilk alınışlarından ömürlerini tamamlayıncaya kadar devamlı olarak sağlık ve güvenlik yönünden sağlamlığı sağlanmalıdır. Bunun için yapılan çalışmalardan bir tanesi bakımlardır, bir diğeri ise periyodik kontrollerdir. Periyodik kontroller birçok durumda bakımlarla karıştırılmaktadır. Örneğin burada biz araçlardan örnek verdiğimizde araçlarımızın düzenli olarak bakımını yaptırsak dahi onları 2 yılda bir muayeneye götürmek zorundayız. Benzer şekilde iş yerlerinde kullanılan ve tehlikeli olabilecek iş ekipmanlarının da bir yandan bakımlarının yapılması, bir yandan da periyodik kontrollerinin yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu iş ekipmanlarından bahsettiğimizde örneğin kaldırma makinaları, vinçler, forkliftler, istif makinaları, mobil vinçler, caraskallar kaldırma makinaları olarak testleri yapılması gereken cihazlardandır. Ayrıca basınçlı kaplar, kompresör hava tankları, hidrofor hava tankları, kazanlar yine belli periyotlarla kontrolleri yapılması gereken cihazlardır. 2013 yılında yayınlanan yeni iş ekipmanları yönetmeliğine göre ayrıca iş yerlerinde kullanılan makine ve tezgahlar, havalandırma ve klima sistemleri de düzenli olarak periyodik kontrolleri yapılması gereken ekipmanlar arasında sayılmıştır. Yine iş yerlerinin topraklama ve paratoner ölçümleri, elektrik tesisatları periyodik olarak kontrol edilmesi gereklidir. Periyodik kontroller konusunda şimdi bu yanımda gördüğünüz bir forklift. İş ekipmanları yönetmeliğinde kaldırma araçlarının en geç yılda bir kere kontrol edilmesi gerektiği yazmıştır. Yılda bir kontrol kimi kesimlerde yanlış anlamalara yol açmış ve cihazların yılda bir kere kontrolünün yeterli olacağı kanısı uyandırmıştır. Oysa iş yerinde yapılan risk değerlendirmesine göre ekipmanın kullanım sıklığı, kaldırdığı ağırlıklar, çalışma ortamı da değerlendirilerek 3 ayla 1 yıl arasında veya çok yoğun kullanılan ekipmanlar için daha sık periyodik kontrol aralıkları belirlenmelidir. Bunlar cihazların güvenli olarak kullanılması açısından önemlidir. Şimdi bir forkliftin periyodik kontrolünü nasıl yaptığımız konusunda ve nelere dikkat ettiğimiz konusunda bir örnek sergileyeceğiz, sunacağız sizlere. Merhaba efendim, kolay gelsin. Hoş bulduk. Forkliftinizin periyodik kontrolünü gerçekleştirmek için geldik. Kontrolü birlikte yapabilmemiz açısından öncelikle sizin operatör belgenizin olup olmadığını öğrenebilir miyim? Evet, operatör belgem var. Bu işten de ben emekliyim kendim. 36 yıldır bu işi yapıyorum. Anladım. Operatör belgeniz yanınızda mı? Hayır, yukarıda idari bölümde. Tamam, biz ona yukarıda belgenize bakacağız. Öncelikle cihazınızı bir tanıyalım. Cihazınızın maksimum kapasitesi 2000 kilogram. Evet, doğrudur. Buyurun, sizi yerinize alın. Bu aküre şarjlıdır yalnız. Teşekkür ederim. Onu da akülü bir forklift. Bu kapalı mekanlarda akülü forkliftleri kullanmak daha güvenlidir. Evet. Lastiklerinizin dolgu mudur, havalı mıdır? Dolgu lastikli. Evet. Liftinizin maksimum kaldırma yüksekliği ne kadardır? 3.20 falan. 3.20. Teşekkür ederim. Onu bir biz kontrol edelim. Evet. Kapasite diyagramınızı kontrol ediyoruz. Kapasite diyagramı kullanmayı biliyorsunuz. Evet. Forkliftinizin 4100 metreye kadar maksimum kaldıracağı kapasite 2 ton olarak belirlenmiş, 500 milimetre ağırlık merkezinde. Test yaptığımızda biz bu bilgilerden faydalanacağız. Forklift etiketiniz var. Evet. Uyarılarınız var. Yük altında insanların bulunmaması ve çatalla insan taşınmaması gerektiği konusundaki uyarılarınız var. Kullanma talimatlarınız var mıdır? Evet, buradaki kullanma talimatları
İngilizce olduğundan dolayı biz bunun Türkçesini isteyeceğiz. Forkliftinizin genel durumu uygundur. Herhangi bir hasar görünmüyor. Ön ve üst torkulukların kontrollerini yapıyoruz. Bunlar herhangi bir malzeme düşmesi veya devrilme durumunda çalışanın güvenliği açısından zorunludur. Bunların sağlam olması ve testten geçmiş olması gerekiyor. Burada gözle yaptığımız kontrollerde torkuluğumuzun sağlam olduğunu tespit ettik. Herhangi bir deformasyon ve çatlak bulunmuyor. Kaldırmada kullanılan hidrolik sistem bağlantılarında herhangi bir sızıntı tespit ediyor musunuz? Var mı? Her cuma gün akşamları ben kontrol ediyorum. Cumartesi günleri de bakımlarını yapıyorum. Tamam, teşekkür ederim. Şeyi bir indirelim. Gözle yapılan kontrollerde hidrolik hortumlarda ve bağlantılarda herhangi bir sızıntı, yağ kaçağı tespit edilmedi. Tepe lambanız çalışır vaziyette. Tepe lambası uygun. Ekipmanın diğer çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilmesi açısından bütün forkliftlerde, iş makinalarında tepe lambasının çalışır durumda devamlı olarak bulunması gerekiyor. Kabininizde emniyet kemeriniz var mıdır? Evet, vardır. Evet, onu takalım lütfen. Koltuğunuz sizin kullanıcıya göre ayarlanabiliyor mu? Ayarlanabiliyor. Koltuğunuz uygundur. Yangın söndürücü bulunur mu? Tüpümün ayağı kırıldığı için sipariş verdiler ayaklara. Tamam, cihazınızda yangın söndürücü olmasını gerekiyor. Evet, kumanda sistemlerinde direksiyonunuzda herhangi bir boşluk tespit ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Kullanmak kollarında herhangi bir şeyimiz söz konusu değil. Bunu biraz sonra biz testini de yapacağız. Görünürde işaretleri de var, uygundur. Evet, uyarı sisteminin kontrolüne geçelim lütfen. Kornaya basar mısınız? Evet, kornamız uygun. Göstergeleriniz çalışır vaziyette. Evet, göstergeleriniz çalışır vaziyette. Farlarınızı açar mısınız? Farlarınızdan bir tanesi yanmıyor. Takıntı yapıyor onlar. Tamam, onun düzeltilmesini isteyelim. Evet, ekipmanımızın... Tamam, onu şey yapabilirsiniz. Şimdi geri vitesi alır mısınız? Evet, teşekkür ederim. Forkliftlerin kullanım sırasında diğer çalışanları özellikle geri viteste, operatörün görüş sahasının sınırlı olduğu durumlarda diğer çalışanları uyarması açısından geri vitesi alındığında geri vites ikaz lambasının çalışması ve sesli uyarının bulunması gerekiyor. Ekipmanımızda bunlar da bulunmaktadır. Evet. Aynanız geriye görmenizi sağlayacak aynanız var mıdır? Vardır. Geri vites sesli ışıklı uyarımız var. Lastiklerinizi inceliyoruz. Lastikleriniz uygun. Bijonları tam, evet. Her iki tarafta dengeli olarak bulunuyor. Evet, çatalınızı inceleyeceğiz şimdi. Hareket kontrolü yapacağız. Biraz yerden kesebilir misiniz? Durun. Forkliftlerde en yaygın kullanılan ataçman çatallardır. Çatallarla paletlerin veya malzemelerin altından girilerek yük güvenli şekilde kaldırılması gerekir. Çatalların herhangi bir deformasyona uğramamış olması, seviyelerinin eşit olması gerekir. Bunun kontrollerini yapacağız. Çatal kilit bimlerinizin sağlamlığını kontrol ediyoruz. Tamam, çatal kilit bimleriniz var. Onları gördüm. Buyurun, sizi yerinize alalım. Biraz geriye şey yapalım. Evet, tilti geri yatıralım lütfen.
İleri yatıralım. Tekrar geri yatıralım. Düzeltelim lütfen. Durun. Çatalı kaldıralım göz hizasına kadar. Durun. Çatalı düzeltelim. Durun. Çatalların deformasyona uğramaması, birbirlerine göre açılmamış olması gerekiyor. Bundan dolayı çatalların yerle olan seviyelerini ölçüyoruz ve gözle kontrolümüzü yapıyoruz. Her iki çatalımızın arasındaki mesafeler, yerle mesafeleri uygun. Çatal bağlantı yerlerimizde herhangi bir deformasyon yok. Evet, yukarıda herhangi bir malzemeye çarpmamaya özen göstererek, boşluğumuz yeterli mi? Yeterliyse yukarı doğru kaldıralım lütfen. Durun. Kaldırmaya devam edelim. Tilti ileri yatıralım. Evet, dengeli olarak ileri doğru, ileri ve geri dengeli olarak yatıyor. Zincirler ekipmanın taşıdığı yükü forklifte ve oradan yerden aktarılmasını sağlayan önemli aktarma organları olarak sağlamlıkları son derece önemli. Kontrolümüzü yaptık. Herhangi bir çatlak, aşınma, deformasyon görünmemektedir. Evet, şimdi ön kontrollerimizi yaptıktan sonra hareket kontrollerimize geçiyoruz. Bu kontrolü yaparken yaptığımız çalışmanın işçi sağlığı ve güvenliğinin bir parçası olduğunu gözden uzak bulundurmamamız gerekiyor. Yani hem kendimizi, hem operatörü, hem de çevrede çalışan diğer çalışanları tehlikeye atmamak gerekiyor. Şu an kontrolümüzü çalışanların olmadığı bir ortamda gerçekleştiriyoruz. Operatör arkadaşımıza hareketlerini yapmasını talep edeceğiz. Evet, lütfen benim söylediğim hareketleri yapmanızı rica ediyorum. Öncelikle direksiyon kontrolü yapacağız. Harekete geçelim. Sağa sola dönüşlerimizi yapalım. Herhangi bir yalpalama ve benzeri ve boşluk olup olmadığını kontrol edelim. Biraz daha hızlı tekrar gelin. Geri gidin. Biraz daha hızlı. Durun. Evet, fren testinde herhangi bir yalpalama tespit edilmedi. İş yerimizde herhangi bir rampa var mı? Dışarıda var. Dışarıda var. Servis frenimizin sağlamlığını denemek açısından dışarıda rampada kontrolümüzü yapabilir miyiz? Durun. Düz olacak şekilde böyle. Buyurun, rampaya doğru çıkalım lütfen. Durun, yeterli, yeterli, yeterli. Biraz aşağı gelin, biraz aşağı gelin. Durun, el frenini çekin, kontrollü olarak ayağınızı frenden çekin. Evet, şu an el freninin boş olarak cihazı, forklifti dengede tuttuğunu görüyoruz. Bir de aşağı doğru gelirken kontrolümüzü yapalım. Yukarı çevirelim çatalımızı. Durun, el frenini çekelim. Kontrollü olarak ayağımızı frenden çekelim. Evet, forkliftimiz bu pozisyonda da el freni tutuyor. Teşekkür ederiz, buyurun. Şimdi testimizin yük testi bölümündeyiz. En kritik aşamalarından birisidir. Çevre güvenliğine özel olarak dikkat edilmesi gereken bir aşamadır. Frenlerimizi ve hareket kontrollerimizi yaptıktan sonra forkliftimizi depo bölümüne getirdik ve burada kapasiteye uygun bir yük aldık. Öncelikle yükün uygunluğunu kontrol ediyoruz. Yükümüz 1800 kilogram. Evet.
Cihazın kapasite diyagramına göre ve ağırlık merkezine göre taşıyabileceği yükü güvenli bir şekilde kaldırmak üzere cihazımıza yükledik. Şimdi bununla testimizi gerçekleştireceğiz. Bütün ön kontrollerimizi yaptık. Şimdi yük testini yapacağız. Yük testi sırasında emniyet kemerinizin bağlı olması gerekiyor. Çevrede arkadaşlarımızın bulunmaması için gerekli güvenlik önlemini aldık. Lastiklerimizi kontrol ettik. Ön kontrollerimiz tamam. Yükü kontrollü şekilde yukarı doğru kaldıracağız. Lütfen benim söylediklerimi ve hareketlerimi göz önünde bulundurun. Herhangi bir tehlike hissettiğinizde kaldırma hareketini durdurun ve yüksekte yaptığımız bütün çalışmalarda yavaş hareket edelim lütfen. Ben şimdi yeterli mesafede uzağa çıkacağım. Böyle geriye doğru şey yapalım. Son. İndirin. Durun. Ekipmanımızın kapasitede belirtilen yükü dengeli şekilde belirtilen miktara kaldırdığını gördükten sonra aşağıya indirdik ve pistonlarda kaçak olup olmadığını, bağlantılarda kaçak olup olmadığını görmek açısından yükü belirli bir süre bekletiyoruz. Bunun için kendimiz mümkün olduğunca yükün altına girmeden işaretler koyduk. Bu şekilde 10 dakika bekleteceğiz. Bu arada herhangi bir çalışanın yükün altından geçmemesi için çevre güvenlik önlemlerini almayı unutmayacağız tabii ki. 10 dakikalık bekleme süremizin sonunda forklift pistonlarında ve tiltinde herhangi bir kaçak olmadığını tespit ettik ve yük testimizi bitirerek son kontrolümüzü gerçekleştireceğiz. Şimdi böyle alalım. Evet. Yükümüzü aşağı doğru indirelim. Evet, ağırlığı aldığımız yere güvenli bir şekilde koyalım lütfen. Evet. Yapalım. Evet. Güzel. Durun. Forkliftimizin testleri tamamlandı. Kontrol edildiğine dair etiketi forklifte yapıştırıyoruz. Ayrıca operatöre ve firma yetkililerine kontroller sırasında tespit edilen eksiklikler ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirerek forklift testimizi tamamlıyoruz. Herkese sağlıklı, güvenli çalışma günleri dileriz.